bütün dünyada bir daralma var. Yani global kriz dediğimiz bir kriz. Bu, biz etrafımıza baktığımız zaman, bugün Yunanistan'da uzun süreli bir kriz vardı. Artık Yunanistan'a çok seri ürün satamıyoruz. Satıyoruz ama lokal satışlar oluyor. Bugün Bulgaristan Avrupa Birliği'ne katılmakla beraber refah düzeyleri çok yüksek değil. Orada ancak zengin aileler alışveriş yapabiliyorlar. Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. Yani bize bir faydası olmadı. Ukrayna çok güzel bir ülke ve Odessa'da bizim mağazamız var. Şu ana kadar ülkede ekonomik problemler vardı ama artık bitti. Yukarıya, grafik yukarıya doğru güzel şeyler olacağını biliyorum. Rusya ile anlaşma sağlandı. Rusya bizim vazgeçemediğimiz çok büyük bir ülke. Orada güzel projelerimiz, güzel üretimlerimiz, iyi kontaklarımız var. Orada büyük bir pazarın olduğunu biliyorum. Bekliyoruz, orada açılacak. Etrafımızda Gürcistan bize göre zayıf bir ülke. Mobilya, çok pahalı mobilya alamaz. Ancak onun da zenginleri bize gelebilir. Azerbaycan peş peşe iki tane devalüasyon yaşayarak mobilyada biraz duraklamada ama onun da ilerisinin çok iyi olacağını biliyorum. Kazakistan, Türkmenistan, bunlar petrole bağlı olan ülkelerde satış grafiklerimiz çok iyiydi ama biraz azalma gösterdi. Bu da petrole bağlı. Bu azalmalar ihtiyaçları ancak öteler. Daha sonra işler açıldığı zaman işlerin daha hızlı olacağına eminiz. Yani bu bütün ülkenin, bütün dünyanın sıkıntısı bizi yeni pazarlara mecbur etti. Şu anda hedefimiz Avrupa, şu anda hedefimiz Afrika. Neden Avrupa? Çünkü Avrupa'da Müslüman kesim çok kuvvetlendi ve bunlar çok zenginler. İspanya'nın en iyi yerinde Araplar ve Müslümanlar var. Bunlar mobilyayı çok seviyorlar. Aynı şekilde Almanya'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de yine Müslüman kesim var. Bunlar dünyanın her yerinden gidiyorlar. Ve yaşam tarzlarında klasik mobilya vardır. Bunlar bizi buluyor. Onlar bizi bulmasa biz onları buluyoruz.